Bugün domates soslu taze fasulye çekeceğim. Bunun etlisi, domates soslusu, zeytinyağlısı hemen hemen hepsini çektim. Bir domates soslusu kaldıydı. Şimdi yağını ekliyoruz. Bu yemeğe ben 100 porsiyon yapacağım. 100 porsiyon yapacağım. Şimdi fasulyesini kavurduktan sonra diğer aşamasını büyük tencerede devam edeceğim. Arkadaşlar soğanımızı pembeleşene kadar kavurduk. Şimdi taze fasulyesini ilave edeceğiz. Kısık ateşte kavura kavura pişireceğiz. Kapağını kapatacağız. Fasulyenin kendi suyu yeterli. Şimdi bunu büyük kazana alacağız. Soğanımızı iyice kavurduk pembeleşene kadar. Ondan sonra kırdığımız fasulyeleri yıkadık, üzerine attık. Şu anda da kapağını kapatıp sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Pişme aşamasına gelene kadar bunu kavurmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi su oranı sıfır. Sadece fasulyeyi yıkadığımız kendi suyu. Kapağını kapatıp ara ara karıştıracağız. Hiç su kullanmadık. Bu domates soslu taze fasulye. Şimdi salçasını vereceğiz. Kapağını kapatıp salçası kavurduktan sonra domatesini ilave edeceğiz. Arkadaşlar salçamız kavruldu. Şimdi domatesini vereceğiz. Domatesiyle de 5 dakika kavuracağız. Ondan sonra suyunu vereceğiz. Arkadaşlar domatesimizi salçasıyla beraber, fasulyesiyle beraber kavurduk. Şimdi suyunu veriyoruz. Suyunu üzerine geçmeyecek şekilde vereceğiz. Suyumuzu verdik. Şimdi gördüğünüz gibi suyumuz fasulyenin üzerine geçmiyor. Bir 15 dakikada bu şekilde kaynatıp altını kapatacağız. Şeker fasulyenin bu damağa vuran bir lezzeti var. Onu kırmak için ve fasulyeyi yumuşatmak için. Yani fasulyenin lezzetini yumuşatmak için. Birebir krema ile aynı görevi görür. Bunu attım. Pul ve karabiberi. Fazla karıştıramıyoruz ki fasulyemiz hamur gibi oldu dağılmasın diye. Fasulyemiz hazır, servise göndereceğiz. Domates soslu taze fasulyemiz hazır. Afiyet olsun.